Çanakkale Savaşı'nın çocuk kahramanı Ali, yani Aleko. Türk milleti bağımsızlıkları uğruna tarihte hep topyekün mücadele vermiştir. Bu nedenle milletimizin her bir ferdi kahraman, her biri destanlara konudur. Bu kahramanlar arasında şüphesiz çocuklar da vardır. İşte onlardan biri Çanakkale cephesinde büyük fayda gösteren, takma adı Aleko olan özbeöz Türk çocuğu Ali'nin öyküsüdür. Küçük Ali Gelibolu'da bir Rum fırıncısının yanında çalışıyordu. Çanakkale Savaşı çıkınca ilgililer savaş olacak diyerek ustasını diğer Rumlarla beraber geçici olarak Anadolu yakasına göndermişti. Ali Gelibolu'da boşta kalınca barınacak bir yer aradı, bulamadı. Köyüne döndü ama kimseye rastlamadı. Anne ve babası Malkara'ya gitmiş olmalıydı. Orada bir akrabaları olduğunu hatırladı. Küçük Ali Malkara yollarına düştü. Derken yolda bir Rum kafilesine rastladı. Onlara sığındı. Kendisini de bir Rum çocuğu olarak tanıttı. Bir gün bir Rum köyüne geldiler. Başlarında bir papaz onlara liderlik yapıyordu. Bu papaz Küçük Ali'yi çok seviyor. Ona Aleko ismiyle hitap ediyordu. Bir gün Ali'yi karşısına dikti. "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi. "Otur karşıma. Sen çok güzel Türkçe biliyorsun. Ben Türk'üm desen Türk askerleri kuşkulanmaz. İnanırlar. Sana bir mektup vereceğim. Bunu paltonun içine dikeceksin. Çanakkale'ye gideceksin. Askerlerin arasından bir yol bulacaksın. İngiliz kumandanına bu mektubu götüreceksin. Hiç korkma. Vatan evlatlarının hizmetlerini bekliyor. Milletinin yüreği seninle birliktedir. İngiliz kumandanından bize haber getireceksin. Ne vakit bizi kurtaracaklarını öğreneceksin. Bize müjdeleyeceksin." Kiliseden çıkınca Ali bir an düşündü ve aklına birden bir fikir geldi. "Ben bunu Çanakkale'ye, Paşa'ya götürürüm," dedi ve mektubu vermek üzere yola çıktı. Bir gün gitti, iki gün gitti, üç gün gitti. Oldukça yorulan Ali, yolda rast geldiği askerlerle sürekli konuşuyor ve onlara Paşa'nın nerede olduğunu soruyor. Yürümeye devam ederken yolda yaralarından daha yeni iyileşmiş bir askere denk geldi. Askere Paşa'nın nerede olduğunu söyleyince, asker Paşa'yı neden sorduğunu söyledi. Ali bir mektup getirdiğini ve mektubun savaşla ilgili olduğunu söyledi. Asker hangi paşayı sorduğunu bilmediği için onu kendi bölük paşasına götürmeye karar verdi. Beraber yola çıktılar. Sonunda paşanın olduğu yere geldiler. Paşa kimden bu mektubu getirdiğini sorunca Ali papazdan olduğunu söyledi. Paşa paltosundan mektubu aldı ve tercümanı okuttu. Mektupta papaz 8 aydır köyün önünden geçen taburların, topların sayısını söylüyordu. "Daha bizi kurtarmaya gelmeyecek misiniz? Dört gözle sizi bekliyoruz," diyordu. Papaz mektubunun sonunda Ali için "Bu öksüz Rum çocuğu bizim tarafımızdan yetiştirilmiştir. Her türlü fedakarlığı, hizmeti yapmak için hazırdır. Kendisine güvenebilirsiniz. Türkçeyi de çok iyi bilir. Her ne isterseniz yapar. Size Rum kahramanlığının nasıl sonsuz bir yurtseverlik olduğunu gösterir," tavsiyesinde bulunuyordu. Mektup bitince paşa emir verdi. "Hemen telgrafla bu casus papazın yakalanmasını yaz. Vakit geçmesin," dedi. Yaver çıkarken Ali'ye de 5 altın ödül vermesini söyledi. Ali kabul etmedi. Paşa ne istediğini sorunca Ali hizmet etmek istediğini söyledi. Paşa, "Seni telefoncuların yanına vereyim," dedi. Ali o an o işi kabul etse de o büyük bir iş yapmak, fedakarlık yapmak, başkalarının yapamayacağı bir şey yapmak istiyordu. Küçük bir Rum kızının yüzerek düşman gemilerinin altını deldiğini, bir genç Rum'un 300 kişiyle yüzlerce düşmanı bozguna uğratıp yurdunu kurtardığını unutmuyordu. Bir Türk çocuğu da böyle bir şey yapamaz mıydı? Ali Paşa'ya dönüp Rumlarla İngilizler arasındaki paraloyu bildiğini, düşman tarafına gidip onlara da kolaylıkla kendisini Rum olarak tanıtabileceğini söyledi. "Belki bizim taraf için yararlı bir iş görürüm. Anlar size haber getiririm," dedi. Paşa Ali'nin bu düşüncesini zekice buldu ve kabul etti. Ali sabah erkenden yaverle birlikte karargâhtan çıktı. Ata binip birkaç tepe açtılar. Duvarları yıkılmış, çatıları yanmış harap bir köyün yanına gelince yaver atından atladı. "Artık yürüyerek gideceğiz," dedi. Bir tepenin arkasına çıktılar. Burada mağara gibi yerler vardı. Yaver onu bu mağaralardan birine soktu. İçeride 3-4 subay oturuyordu. Ali'yi onlara gösterdi. Paşanın isteğini anlattı. Kumandan paşanın dediklerini kabul etti. "Ama gündüz gidemez, vurulur. Onu ben şimdi ileri hatta gönderirim. Son dirseğin sonunda bir nöbetçi siperi var. Oradan fundalık uçurumu görürsün. Gece buradan aşağı iner, İngilizlerin bulunduğu yere çıkar, sabahleyin beyaz mendil gösterir. Belki vurmaz, alırlar," dedi. Ali'nin yanına geldi. "Hadi çocuğum, korkma," dedi. "Korkmam," dedi Ali.
Ali gece oluncaya kadar subayın yanında kaldı. Küçük Ali gündüz gördüğü uçurumun dibine doğru inmeye başladı. İngiliz siperlerinin iyice yaklaşmış olduğunu gördü. Yere sinerek biraz durdu. Cebinden karargâhta verdikleri beyaz bezi çıkardı. Fundalıktan kopardığı bir değneğe takarak yukarı kaldırdı. 100 adım kadar yaklaştığı üst tepedeki siperden bir takım sesler duyunca "Kıbrıs, Kıbrıs!" diye bağırdı. Papazın parolası hemen anlaşılmıştı. Görünmeyen insanlar hemen cevap verdiler. "Ela, ela!" yani Rumca "gel, gel!" diyorlardı. Küçük Ali sesin geldiği yöne doğru yürüdü. Etrafına toplanan İngilizler anlayamadığı bir dille ona sorular soruyorlardı. Ali Hristiyanların yaptığı gibi derin bir haç çıkardı. "Ben Rum'um," dedi. Getirdiği mektubu gösterdi. Onu bir yeraltı yolundan götürdüler. Yeraltı yolunun sonundaki mağarada uzun bir sandalyeye yaslanmış İngiliz subayına da Ali Rumca olarak meramını anlatmaya çalıştı. O zaman biraz durakladılar. Sonra kendi aralarında sinsice bir plan yaparak Ali'ye Türk paşasını öldürmesi için küçük bir saatli bomba verdi. Yarım saat kadar orada kaldı. Ali'nin anlattıkları bitince İngiliz askeri kılığındaki Rum sordu. "Papaz mektubunda senin her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söylemiş. Hazır mısın?" "Hazırım. Buraya geldiğin gibi geri dönebilir misin?" "Dönerim. Beni Türkler de Türk sanıyorlar. Çok iyi Türkçe bilirim." "Türklerin karargahlarına, siperlerine girebiliyor musun?" "Giriyorum. Onlara satmak için tütün ve balık götürüyorum." Rum Ali'ye, "Sana küçük bir saatli bomba vereceğiz. Bunu kurup gizlice Türk paşasının çadırının yanına bırakacaksın. Kurduktan sonra yarım saat içinde kaçıp kurtulursun." Ali hafifçe başını indirdi. Kumandan ve Ali anlaşmışlardı. İki subay bombayı getirdiler. Tercüman Ali'ye onların sözlerini aktardı. Küçük Ali saatli bombayı tercümandan isteyerek torbasına soktu. Ali bu adamların alçakça planlarını düşünüyordu. İngiliz yaverle tercüman konuşa konuşa kapının yanına gitmişlerdi. Ali'ye dikkat etmiyorlardı. Ali bütün İngiliz karargahını alt üst edecek bu korkunç bombaya bakmak istedi. Düğmeyi sonuna kadar çevirip bombayı burada bırakmak aklına geldi. Ali bütün gün düşündü. Dedelerini, ninesini, dayılarını, amcalarını, halalarını düşündü. Hepsi ölmüşlerdi. Köyünün mezarları evlerinden daha çok. Nefret ettiği hain düşmanlarına güzel bir yumruk indirerek, kendisiyle birlikte yüzlercesini öldürerek ölmek gülümsedi. Bu büyük fırsat her zaman ele geçer miydi? Parmağıyla düğmeyi sonuna kadar itti. Şimdi bomba tıpkı bir saat gibi çalışıyordu. Kulağına yaklaştı. Tık sesini duyunca hemen torbasının ağzını kapat, sırtını astı. Yemek yiyor gibi yaptı. Gözleri kumandanın kapısındaydı. Tam son dakikalara doğru oraya girip verecekti. Sırtında bombanın işlediğini duyuyordu. Bir tepsi kızaracak kadar vakit geçmişti. Masadan doğruldu. Ali tercümana yönelerek kumandan ile görüşmek istediğini söyledi. Tercüman Ali ile birlikte kumandanın odasına doğru gittiler. Kumandan Ali'yi görünce "ne söyleyeceksin?" diye sordu. Ali durdu. Sırtında bombanın tıkırtılarını daha hızlanmış gibi işitti. "Ben Rum değilim." Tercüman afalladı. Gözleri irileşti. "Ya nesin?" "Türk'üm." "Türk mü?" "Evet, Türk." Ali gülüyordu. Göğsü kabarıyordu. Türk sözünü işiten kumandan ayağa kalkmıştı. Ali'nin gözleri büyüdü. Bir adım daha ileri yürüdü. Türk gözetleme yerlerinden düşman siperlerinin gerisinde her tarafı sarsan büyük bir patlama gürültüsüyle birlikte bir dumanın havaya yükseldiği görüldü. Dumanların arasından kalkan siyah alevler akşama kadar sönmedi. Gözetleme subayları telefonda kumandanlarına "İngilizlerin karargahında kestirilmesi imkansız büyük bir patlama oldu. Ama bizim mermilerimizin, uçaklarımızın işi değil. Bir kaza sonucu olması ihtimali vardır," diyordu. Bu patlamanın ve yangının asıl sebebi bir türlü anlaşılamadı. Türk paşası çadırında her sabah tuhaf bir acıyla Küçük Ali'yi hatırlıyor. Kurmaylarına dönüp "o gönderdiğimiz çocuktan hala haber çıkmadı. Acaba büyük patlama ve yangında ona bir şey oldu mu?" diye soruyordu.